Kendisi 3 aydır kayıp. Ulaşamıyoruz kendisine. Ta ki yani 3-4 gün önce videoyu görene kadar. Instagram'da, haberde paylaşan videoyu. Onu görünce işte bayağı bir yayıldı bu video. Bu vasıtayla biz de inşallah buluruz diye düşünüyoruz. Kendisinden 3 aydır biz haber alamıyoruz. Normalde çıkıp geziyordu yani böyle 1-2 günlük gelmedi oluyoruz ama bu kadar uzamıyordu. Uzayınca kayıp başvurusunda bulunduk yani. Polisler de kayıp için işte işlemlerini hallettiler. Sonuç bugüne kadar bir şey öğrenemedik. Tekbir bugün öğrenebildik. Bir süre önce polisin tarafından bulunduğu, ben ailemle görüşmek istemiyorum dediği, yani size o yönde bilgi geldi mi? Yakın zamanda bir görüşmesi de oldu da kendi aradı, annemin numarasını aradı, ezbere biliyordu. Konuştu, tekrar ben geleceğim falan dedi. Biz de tamam dedik. Polis de yaşının 18'den büyük olduğundan dolayı biz bir şey yapamayız yani. Kendisi ben buraya gezmeye geldim. Gezip tekrar gideceğim dedi. Biz de bir müdahalede bulunamadık dediler. Onun sonunda kendisi gelmedi. Ankara'da çalıştığı bir iş yeri falan mı? Kesinlikle. İşlemişse çalışmaz. Herhangi bir rahatsızlığı var mıydı? Rahatsızlığı, psikoloğa benzer bir rahatsızlığı var da psikolog değil yani. Biz Ankara'ya tedaviye götürdük kendini, daha Ankara demişim, Adana'ya birkaç defa. Orada annem ilgi etmişti, ben gitmedim de. Doktor hastalığının psikoloğa yakın bir hastalık olduğunu söyledi ama psikolog değil yani. Dışarıdan bakınca psikolog gibi görünüyormuş ama psikolog değilmiş. Bu 15'den 25'li yaşlar arasında yakalanacağı bir hastalıkmış. Bunu biliyorum yani, doktor böyle demiş. Tedavisi de sürüyordu bazen yani, 3-4 defa gitti. Birkaç gün yattı hatta orada. Böyle. Şu an vatandaşlardan beklentiniz nedir? Vatandaşlardan beklentimiz de gören olursa, duyan olursa Allah razı olsun yani, bildirmeleri, bize ulaşmaları rica ederiz. Yani ulaştırırlarsa inşallah o vesileyle kardeşimizi bulmuş oluruz. Kardeşinizin herhangi bir spor altyapısı var mıydı? Spor altyapısı vardı. Elbistan'ın kendi amatörlükleri var. Yani aile, Elbistan spor gibi. Buralarda maç yaptı. Kaç defa maça falan da çıktılar. Okulda da okullar arası, liseler arası maçlar vardı. Yani onlara da katıldı. Onlar da başarılı oluyordu yani. Burada arkadaşlar tarafından da yani yetenekleri falan biliniyordu, seviyorlardı. Maç yaparken de kendini gösteriyordu yani. Hatta o zaman amatör lig olmasına rağmen Elbistan'dan Maraş maç yaparken bile onların olduğu dönemde yani kendi çevresinde arkadaşlar da vardı, iyi maç yapanlar. Maraş Spor'u yenmişlerdi o zaman. Böyle yani. Yetenekliydi yani futbol konusunda. Ondan sonra işte bir rahatsızlık olunca okul da bıraktı. Orayı da bıraktı, öyle kaldı ondan sonra.